yolladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası kanaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zatra kolay mı? Diktiler düğmeler, kollarıma bastım dövmeler. Adını da yazdım alnıma, tövbeler olsun tövbeler. Bana varmasa eğer, Allah seni taş eder, bu beder bu beder düşmanına. Bana varırsa eğer, kavmi karar kader, tac ederim başıma yüz yaşına. Ay nasıl da güzel kızarmışlar. Allah'a dayanamayacağım ben. Ne kadar kaldı iftara be Muharrem? Sık dişini be Melekşe. Bak şurada iki dakika kaldı zaten. Az mı be iki dakika? Şu pirinçler karşımda durdukça o iki dakika bana asır gibi gelir be, asır. Tövbe tövbe, iyice tozuttun be Melekşe. Mabe. Kız şu güzeli pilava bak. İyi görür müsün, inci gibi tane tane yapmışlar ama. Şu pilava bak be. Ziraat sen büyüyle kaymak gibi buradan eriyip gidiyor ana. Deme be. Valla üzerine de bir güzel üzümleri de atmışlar. Yeme de yanında yat. Ay. Kız günah kacıyor be, yapma. Menekşe bak tereyağını da anam bir güzel gezdirmişti pilavın üstüne. Bir güzel lezzetli. Ay. Ay yeter be, kudurtacak mısınız beni ben? Zaten dayanamam be. Aman kudurturuz tabi. Takılsınlar sana, daha iyi hem sevabın artar be. Öyle mi be? Buyurun. Buyurun soframız içeride. Buyurun soframız içeride. Şşşş. Hop hop. Ne oluyor ya? İyi akşamlar abi. İyi akşamlar abi. İftar yemeği veriyormuşsunuz. Doğru söyleyin ha, niyetli misiniz ha? Aşk olsun abi. Aa, tabii ki niyetliyiz. Aa. Ayıptır söylemesi. Ben üç ayları bile tuttum abi. Ben de abi. Öyle mi? Çok güzel. Peki benim anlamadığım, üçünüz de oruçlusunuz. O zaman öyle vakti Ferit'in lokantasında köfteleri ne diye yiyordunuz? Ha? Köfte ola. Vay sahtekarlar vay. Hep oruç tutmazsınız, hem de beleş diye iftar kaçırmazsınız. Ay biliyorsunuz abi. Ne demek tutmuyorsunuz ya? Biz ezanları karıştırdık abi. Öyle ezan okununca, aa akşam ezanı sandık değil mi? Tabii abi. O yüzden iftarı biraz erken açtık da abi. Hadi bir oradan yemezler hadi. Ne yalancı adamlar size. Hem onu... Top patladı, koşun. Hadi yürü, yürü. Top patladı. Top patladı. Hadi bakalım, Allah kabul etsin. İyi akşamlar, afiyet olsun, afiyet olsun. Hadi, hadi, hadi koşun. Anam buyurun yiyin Menekşe. Anam bir başladı, hiçbir şey kalmaz, aç kalırsınız anam. Mübarek Ramazan günü ha. Hadi buyurun yiyin, buyurun. Gemilerde talim var, bahriyeli yârim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarılır vereceğim. Olmazsam karakola gideceğim.
Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Ayrıla Şahane. Seninle önemli bir şey konuşacağım dedin. Nedir önemli şey? Çok merak ettim de ha? Ya Ferah, sorarım sana. Şu anda İslam alim olarak da hangi mübarek ayı idrak ederiz? Ramazan ayıdır Şahane'm. Çok güzel. Peki söyle bakalım. Ramazan gelince ne olur? Ne mi olur? Küsler barışır, dargınlıklar biter, kırgınlıklar kalkar falan işte. Çok güzel. Oruç herkesin içine bir huzur doldurur değil mi canım? Öyle Şahane'm. De yani lafı nereye getireceğini çok merak ettim ha. Lan uyansana mevzuya be Ferhat. Hazır Ramazan gelmiş, küsler barışmışken gelip anamdan beni istesenize be. Böyle bir fırsat bir daha ele geçer mi? Doğru dersin Şahane'm. Ya, doğru dersin de benim yine de Pembe Hanım'dan hiç umudum yoktur ha. Canım siz bir isteyin. En mübarek gün. Bakarsın dualarınız kabul olur. İyi, ben anamlarla bir konuşayım o zaman. Hadi. Ama hiç umudum yoktur yani. Konuş sen. Muharrem abi, Ramazan'da ne olacak? Kapanacak mı meyhane? Kapanır bence. İşkili yer ne de olsa. Rıza patronla konuşmaya gidecekti. Gelsin öğreniriz. Merhabalar. Boşuna itağı çomağızına dememişler. Çok komik. Ne oldu be? Konuştun mu patronla? Konuştum. Ramazan ayı boyunca içki satışını durdurup paso Ramazan eğlenceleri düzenleyecekmiş Şimşek. İyi be, yaparız. Sana be patron. Eski Ramazan eğlencesini dirittin resmen. Şuraya bak. Mübarek direkler arası gibi be. Ha? Millet bu tür eğlenceyi özlemiş be kardeşim. Baksana coştukça coşuyorlar. Coştukça coşuyorlar. Eskinin tadı bir başka patron. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Şşt, Beyza hadi. Çok yaklaşma kızıma, kırarım o bacacıklarını senin. Bir dur be, gösteri yaparlar. Ona bile karışır gacı. Tövbe. Şekil Rıdar. Katibime kolda gömlek ne güzel yaraşır. Katip benim, ben katibim, eline karışır. Katibime kolda gömlek ne güzel yaraşır. Biçemez, ah biçemez. Katinamın elinde makası. Biçemez, ah biçemez. Biçmesini bilmez yavrum gülüm Katina. Getir biçeyim, getir biçeyim. Biçmesini bilmez yavrum gülüm Katinam. Getir biçeyim, getir biçeyim. Helal olsun sana Demdem, sahnelerin gülü be. Şşş, sen açma be, az solistim ben. Parayı elden alayım, canım elden alayım elden. Ha? Yürü lan şu tarafa, of naş, of. Katinamın elinde makina, dikemez. Millet, yarın sabah kahvede hazır olun, mahallenin davul ihalesini yapacağız. Tamam Muharrem abi. Hiç boşuna yeşilen mazsanım, o ihale bizimdir.
Yarın göreceğiz Ferhat Bey. El mi yaman, bey mi yaman? Ne diyorsun lan sen? Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Hadi. Dikmesini bilmez yam canım katinam. Getirdik eğim. Dikmesini bilmez yam canım katinam. Getirdik eğim. Davulun ihalesini biz alacağız hanım. Sen öyle san Pembe Hanım. Ferhat kardeşimle biz burada kapı gibi dururken size düşmez ihale. Avucunuzu yalayın. Beter abiyle ortaklı girdik. Kesin bizimdir bu ihale. Ay! Ay! Evelallah bizimdir canım. Çaldırmayacağız size davul. Çatlayı da patlayın. Hadi oradan. Nebe? Siz kim olursunuz ki bizi aşık atarsınız? Nebe? Derovalar. Davul belediye gide gide be. Kız alanda ne biçim koşuyorsun sen? Kız kurusu. Ağzını yırtarım vallahi senin. Geç yerine. Hop hop Fatoş. Ne? Sen de bizim ailedensin. Unuttun mu? Bizim tarafımızı tutman lazım. Hadi Biz alacağız ihaleyi. Daha çok bekler çıkalım. Biz alacağız ihaleyi. Ya bir susun. Bir susun be. Arkadaşlar kavgaya ne lüzum var? İhaleyi zaten kapalı zarf usulü yaparız. Mahallenin derneğine en yüksek payı veren ihaleyi alır. Yani burada benden bahsediyor. Ben alıyorum değil mi canım? İsim ver. Çekinme. Ben. Hala bitmedi mi şu zarflara bakma kardeşim? Söyleyin artık şu ihalenin sonucunu. Al bakalım bari. Bir de ver şuna bakayım. Bak. Bakalım. Elimde çok güzel bir zarf var. İşte. Derneğe kazandığı bahşişten %30 verir. %30. İşte bu benim zarfım oluyor. Biz mi kazandık tabii, sana? Sus. Vallahi biz kazandık. Çok güzel bir teklif Pembe Hanım. Muhtar olarak da teşekkür ederim. Ama elimde çok daha iyi bir teklif var. %31 ile Beter Ali ve Ferhat ihaleyi kaptılar. Maalesef doğru söylerler Pembe. Onlar daha yüksek vermiş. Şimdi canım, biz bir puanla mı kaçırdık bu ihaleyi? Burun farkıyla kaçırdık kız ana. Ne yapayım Pembe abla? Bu ihaleyi sevdirmeyiz demiştik değil mi? Yürüyün, çekiliyoruz. Haydi canım, anne geliyorsun. Yama. Ay kızız, bayılarla limon. Bunlar seni biz kazandık, nere? Ey kız ana, Pembe'yi görecektin. İhaleyi kaybedince sinirinden kudurdu, kudurdu. Kıpkırmızı kesildi valla. Hem de var ya bir puanla kaçırdı ihaleyi nene. Muharrem, ben de sizinle bir mesele konuşacaktım. Hayrola, ne konuşacak Kısmet ana? Şu mesele mi ana? O mesele. Hangi mesele bu be? Kerataya bak, sana lan hangi mesele? Hadi dışarı sen, hadi. Merak ettin mi ondan sonra? Mesele nedir Kısmet ana? Muharrem. Şu yukarı mahallede nefesi çok kuvvetli bir zat-ı muhterem varmış. Okuyup üflermiş, emencecik çocuğunuz olurmuş. Bir görünseniz derim şu zat-ı muhteremi. Bırak Allah aşkına ana ya, öyle şey mi olur? Nefesi o kadar kuvvetliyse klarnet çalsın kardeşim. Niye okuyup üflüyor ki? Ne saçma şey. Aman be Muharrem, hiçbir şeye inancın yok mu senin be? Hep itiraz edersin ha. Ama Melekciğim çok saçma be. Herif üfleyecekmiş de, okuyacakmış da, çocuk olacakmış da. Allah Allah, nasıl bir nefesmiş çok merak ederim yani. Ya Muharrem, ya sırf senin bu inadın yüzünden çocuğumuz olmaz haberin olsun. Ya bir denesek ne çıkar ki? Tamam hemen kızma be Melekciğim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Çok istiyorsan git o zaman. Ha şöyle, bak bu sefer çocuğumuz olacak inşallah. İnşallah. Bir puanla gitti. Anam Ramazan davulu ihalesi. Bir puan. Kız ana yeter artık be, yeter. Bir rahat uyku uyutmadın be, yeter yat artık. Yetmez kızım, yetmez. Ramazan davulu ihalesi ha gitti, bir puanla gitti. Kız ana yeter artık, yat uyu. Yanlışım varsa düzeltin ama zaten birazdan sahur olacak. Ramazan davulu ihalesini kaçırdım hanım hanım yani. Bu çil çil bahşişler gitti başkalarının cebine girdi. Kız ona mı yanayım? Kız ben niye yanayım hanım, niye yanayım ben?
Yandım yandım, ah kine yandım, vah kine yandım, abi, davula yandım. Gecede evinden coştu, konsere başladı. Davulumun ipi kaytan, sırtımda yoktur miltan. Davul işini bize kaptırınca, pembe ablada kalmadı derman. Kızım, bunların dinine düştün ya. Artık bütün mahalleye reklam ederler seni ha. Basın gidin şuradan, kıl dönmeli. Ay. Aşağı gelirsin, kararın kapanıza. Tüm şuradan. Ne kızıyorsun ya pembe? Şaka yapıyorduk sadece, Allah Allah. Başlayacağım şimdi senin şakandan da ha. Hadi bas, hadi. Baş, hadi. Şişt, kız geç sen de içeriye yürü, hadi yürü dedi sana. İçeri geç dedi. Ulu cami direk ister. Müezzini börek ister. Pembe abla bizle kapışmak. Mangal gibi yürek ister. Allah! Bu şalgam cücükleri hala bana inat laf sokarlar ana. Bıktım ben bunlardan. Kızana uyma sen onlara be, eğlenirler seninle işte. Şimdi bak şeytan diyor ki zilim, al davulu tak boynuna, çık sokağa, vur davula vur davula, topla mahallenin bahşişlerini, at bunları sokağa. Kızana şeytan diyorsa sakın dinleme, çünkü ne zaman dinlediysen başımıza bir iş geldi. Eğer ki ben anamdan erkek doğsaydım, ben bilirdim ne yapacağız. Ana beni dedi. Kız ana, bu bakış, bu gülüş hiç ayrı alamet değildir. Gene ne şeytanlıklar geçer aklından. Bekleyin. Az sonra geçiyorum ana. Az sonra. Yazık, iyice tozuttu. Nasıl? Bu ne be? Ay bıyıkları takınca aynı Ayrettin amcam gibi olmuşsun Pembe abla. Kız ana delirdin mi ya? Bu ne kılık ya? Kız ne ver kılığımda? Ay. Bir Ramazan davulcusu nasıl giyinmesi gerekiyor sana mı öyle giyindim ben de. Ramazan davulcusu mu? Ramazan davulcusu. Niye şaşırdınız bu kadar? Kız ana yoksa korsan davula mı çıkacaksın? Anam çıkmayayım da ne yapayım? Eğer ben çıkmazsam korsan davulcusunu hepsini bahçeden alır atarlar ceplerine. Çıkmam lazımdır. Ay kız ana dur gitme ne olur. Abla bak bir tanıyan olur rezil oluruz mahalle. Ulan sık karışma. Kas kas. Karışma abi. Hayırlı zavurlar abim. Ne var? Manyak mısın? Bu saatte niye çalıyorsun zili? Şimdi ben zilini çalmayaydım da gizlice evine girip pantolonun cebinde paranı mı çalaydım? Ne parası? Ne parası? Bahşiş parası. Anlaşılan sen uykunu açamadın abim. Dur sana bir dökmek vurayım da aklın başına durma. Gelsin. Tamam anladık. Uçlar haydi çal. Dur hanım dur, o sende kalsın. Bir şunları alayım. Şunları. Şimdi abiciğim bak, bu havalede korsan davulcular türemişler. Dolanıp dolanıp bahşişleri toplarlarmış. Sakın ha sakın, sakın onlara sen bahşiş vermeyesin. Bu havalenin davulcusu benim ha, davulcu Mustafa dayı. Anladın mı canım? Paramı bıraktın be adam, bahşiş vereyim. Olsun, haydi canım, haydi uykuya devam. İyi sahurlar abim, neş kapa kapını ha. Tuttum pirenin eşini.
Hayırlı savurlar ablacığım. Şift. Be. Şey, şu bahşişimi önce alayım. Davulumun üstü kırmızı. Dün gece gördüm yıldızı. Yeter pembe gel naz yapma. Ver artık bana bu kızı. Ne var be? Ne çalıyorsunuz kapıda? Ayıptır söylemesi, bahşiş bekliyoruz abi. Ben bahşiş az önce verdim. Ne? Nasıl olur abi? Kime verdin? Nasıl verdin ya? Davulcu Mustafa'ya verdim. O kim ya? O kim? Vallahi polo bıyıklı garip bir adamdı. Bahşişini aldı. Etrafta korsan davulcular var. Para kaptırma dedi gitti. Hem de bize korsan dedi öyle mi? Ulan vay korsan vay be. Asıl sahtekar o abi. Bu mahallenin davul ihalesini biz aldık biz. Beni ilgilendirmez kardeşim. Hadi yaylanın gidin ya. Yanlış abi, adamlara ya, para veriyorsun abi. Yanlış para mı ya? Ya. Abi bu Mustafa kim ya? Nereden çıktı bu adam ya? Sen kim diye soruyorsan bana. Bana Mustafa dayı derler. Bu mahallenin hakiki davulcusu oluyor. Şimdi bakıyorum etrafa. Bu namussuzlar kursanını yaptılar davulcuların. Ortalık kursan davulcudan geçilmez oldu. Yarın bir gün ablacığım, senin benim de kursanımı yaparlar bu namussuzlar. Neyse, hayırlı savurlar olsun. İyi geceler. Arnavut mu tatar mısın? Ekşili çorba yapar mısın? Ben sana davul çalıyorum ama sen bana bahşiş atar mısın? Uyanmadılar abi, uyansınlar çal. Aa, korsan davulcular. Yok size bahşiş bahşiş. Korsan mı? Ne korsan abla? Öz hakiki Ramazan davulcusuyuz biz. Uydurma. Esas davulcu biraz önce gitti buradan. Bahşişini de aldı. Ne? Hayda. Gene mi ya? Abla, o bahşişlenen davulcu pala mıydı? Bak, siz de tanıyorsunuz esas davulcuyu. Bir de numara yapıyorsunuz. Pis serseriler. Utanın, utanın. Kim bu adam ya? Bütün bahşişleri toplamış. Ulan seni bir elime geçireyim. Dirini yüzüp davuluma gerdirmezsen bana da beter hani demesinler lan. Abi bir ses, davul sesi. Ya bu tarafa koş, koş, yakaladık dostları. Yakaladık lan seni. Bu konulara girmeyelim. Olay bitmiştir, görüşmeyelim. Bu mahallenin davulcusu Mustafa dayıdır. Bahşişi başkalarıyla görüşmeyelim. Ulan seni yakalasam var ya. Çabuk çabuk korkuyorum. Kaçma. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Kaçma dedim sana. Gel kaçma. Gel yakaladım abi ha. Gel buraya. Gel. Yakaladım abi. Yakaladım. He? Abi bırak beni, suçlusun. Alçak herif, çıkar bakalım bizim bahşişi. Ne bahşişi abi, sen ne dersin, bahşiş bahşiş yoktur bende. Ne diyorsun lan, vallahi yutma. Utanmıyor musun lan, korsan davula çıkmıyor ha? Ne davulcusu abi? Siz beni yanlış anladınız. Ben Ramazan davulcusu falan değilim. Ben öyle ubi olaraktan davul çalarım. İnce ruhlu bir insanın müzik ruhu içime işlemiş ya. Yok ya, biz neydik ha? Bana bak, sen bizi hepten salak sandın galiba. Ha? Estağfurullah abi, çekama elinin üstünde. Şşş, hop hop hop. Yeter be. Şşş, ne lan? Bırak davul. Ver bakalım şu davulu. Ver diyorum parayı. Bir daha burada davul mavul çalmak yok. Aa. Palaya bak ya. Bu ne saç be? Yanlış anlamayın abicim. Aa. Yani saç uzatıyorum. Yani enteyi görünmek başka içindir öyle. Öyle mi? Yok ya. Tabii tabii. Dur bakayım. Ha? Aa! Pembe abla. Pembe? Ne pembesi benzettiniz? Şşş, gel buraya gel. Yuh be pembe. Utanmıyorsun değil mi? He. Kıyafet değiştirmiş bizim bahşişleri topluyor be. Vay be, ayıp be pembe abla be. Ayıp 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 be. Çok gelin başımdan kırarım kafanızı. Enişte koşun, kavga çıkın, koşun. Paralarımızı ver, paralarımızı ver. Paralarımızı versene ya. Paralarımızı ver. Hadi be, hadi. Kızını yedin. Paralarımızı ver.
vardı. Bırak ya. Savurda fazla tatlı yemeyeceksin Salih. Yoksa yarın fena halde susarsın. Yok komiserim. Önceden önlemimi alıp bol bol su içiyorum ben. Ramazan gelince ne güzel değil mi? Her şey huzur içinde. Etrafta tam bir sessizlik. Haklısınız komiserim. Bizimkiler bile kavga etmiyorlar artık. Oh, rahat ettik ya. Gel lan. Geç şuraya. Yapmayın ya. Şikayetçiyiz komiserim ya. Ben şikayetçiyim asıl komiserim bana. Canım davulum ne hale geldi. Komiserim esas bir şikayet. Ya komiserim bana mı dönerlerdi ya? Biz mi dövdük? Susun! Ya hay şom ağzım ya. Ne güzel kavga etmiyorlar, gelmiyorlar diyordum. Hemen damladınız. Şikayetçiyim komiserim. Sen kimsin be adam? Davulun içinde ne işin var? Merhaba komiserim. Bir sen eksiktin. Şuraya bak ya. Yani sahur vakti bile kavga edip geldiniz ya. Size ne söyleyeyim? Bir çay söyleyin komiserim. Sahur da iyi gider. Başka içen var mı? Kalk bakayım oradan. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Gece delirti. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Gecenin üçünde kavga etmek için acaba nasıl bir nedeniniz var? Müsaadenizle ben anlatayım mı doğruyu komiser? Canım senin ne zaman doğruyu anlattığın olmuştur ki bu akşam doğruyu anlatasın. Helal be komiserim be, çok güzel söylediniz ha. Hem bu kılık ne be kadın? Ha? Bu erkek elbiselerin üstünde ne iş var? Yakışmış değil mi komiserim? Şey dikiyor bunları, Cemil İpekçi dikiyor, unisex dikiyor. Hem bacılar giyiyorlar hem barolar giyiyorlar bunu. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yahu sen benim düşmanım mısın kadın ya? Öldürecek misin beni sen? Ferhat sen anlat. Anlatayım komiserim. Biz Beter Ali ile mahallenin davul ihalesini aldık. Ha, muhtar da şahittir. Muhtar doğru mu söylüyor? Öyledir. En iyi teklifi onlar verdiler, ihaleyi de onlar kazandılar. Davul ihalesi bizde olmasına rağmen komiserim, farenin biri erkek elbiseleri giymiş, şu elimde gördüğünüz palabıyı da takmış, gece korsan davula çıkmış. Olacak iş mi komiserim? Öyle mi? Bu fare sakın pembe olmasın. Yok yok olmasın o. Yok olmasın öyle. Ta kendisidir komiserim. Bütün bahşişimizi toplamış ha. Buraya kadar pembe. Ciddi bir suçtur bu. Seni nezarete attırıyorum. Kurban olayım nezarete. Bak komiserim şaka yaptım anam be. Yok komiserim atın atın. Atın da aklı başına gelsin. Atın komiserim. Ya Ferhat sen delirdin mi? Nasıl attırırsın annemi nezarete? Beter. Ferhat şikayetçi misiniz? Şikayetçiyseniz attıracağım nezarete. Kurban olayım şikayetçi olmayın anam. Ben şaka yaptım size sadece. Doğru değildi valla. Lan Ferhat biraz akıllı olsana lan. Eğer sen hanımı nezarete attırırsan beni sana nasıl verecek? Komiserim bir şartla şikayetçi olmayız Pembe abla. Neymiş o? Eğer sultanı istememize izin verirse şikayetçi olmayız. Yok artık. O kadar da değil devenin papucu. O zaman atın içeri komiserim. Salih at nezarete bunu. Başsın o komiserim. Atmasın komiserim atmasın tamam. İstemeye gelsinler bir şartla ama veririm ha. Gelirken lokum getirmeyi unutma ulan kara çocuk. Tamam, tamam. Sağ ol. Yapayım yani beyim. Hadi bakayım hadi def olun hadi. Def olun. Hadi. Hadi. Bir dakika. Sahur yaptınız mı siz? Yok anam yapmadık. Yapmadık komiserim. Yapamazsınız tabii. Kavga etmekten sahur yapmaya vaktiniz mi oldu? Gelin oturun bakayım şöyle hadi. Salih. Buyurun komiserim. Ya git bir şeyler al getirme. Vakitler almadan yesinler hadi. Başüstüne komiserim. Ya Berekşe sen niye yersin biz sahur yapmadık mı be? Aman be Muharrem ne olacak ki? Savup yapmak sevaptır. Kimi daha ezik olur lan? Sevap bu. Yiyelim o zaman be. Sağ ol. Dikkat edin biber çok acı ha. Hadi acele etmeyin daha bir şeyler gelecek. Bunlarla idare edin şimdi. Tamam top derim sağ ol. Allah razı olsun. Zeytinin üstüne tatlı çok güzel gider ha deli. Oh be. Alemin kralı be. Maşallah. Maşallah. 41,5 kere maşallah. Pek de güzelmiş anam kızım. Eksik olmayın. Bahtın da yüzün gibi güzel olsun. Söyle bakayım derdin nedir? Vallahi bizim çocuğumuz olmuyor efendi hazretleri. Derler ki sizin nefesiniz çok kuvvetliymiş. Hani beni bir okuyup üfleseniz belki çocuğumuz olur. Tam yerine gelmişsin hanım kızım. Ben nice kadınlığı çocuk sahibi yaptım. Çocuk sahibi yapmak benim Osmanlık alanıma geldi. Allah razı olsun. Buyurun, bu da duanın parasıdır. Duanın parası olmaz. Hediyesi oğlum, hediyesi. Tamam değil mi? Tamamdır, 50 milyon. Tamam. Gel bakalım şöyle. Allah Allah.
numarası var mı kızım? Şart kızım, bu olmadan olmaz. Aç bakalım göbeğini, dua yazacağım. Aa, delirdi mi sen, niye o? Çocuk yapacağız kızım. Güven sen bana, soyun. Soyun. Gidirsin sen bir. Ne yapıyorsun sen? Ne yaparsın? Git be git. Ferhat, bu ne kılık kardeşim böyle? Artist kartpostolu gibi dolaşıyorsun şerefsizim. Sultan istemeye gideceğiz ya bugün abi. Façayı düzeltirim dedik biraz. Vay be. Sonunda alıyorsun ha sultanı Ferhat kardeş. Ne güzel. Allah bir yastıkta kocatsın şipşak. Değil mi Muharrem abi? Sağ ol Rıza'cığım. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar. Yanlışım varsa düzeltin ama bana öyle geliyor ki... Pembe ablam yine kavga çıkarıp eli boş gönderecek sizi. Helal Selim be. Ağzını ayrı aç lan salak. Hakikaten be Selim. Kaçırma tadımızı şimdi. Bulacak inşallah. İnşallah Petem abi. Muharrem abi, yenge geldi. Doldu be Melekşe. Niye böyle nefes nefese kaldın? Koştum buraya kadar oradan. Muharrem. Bu herif kuberlik bir herif falan değil. Sapıttakidir. Az daha Efe'nin namusun kirlenecekti be. Ne dersin sen be? Hangi herif? Vardı ya hani herif. Hani adamın dediği nefesi kuvvetli ya. Üfürükçü be üfürükçü. Ne diyorsun be? He. Vay sapık vay. Ya bir yanlışta bulunmadı değil mi? Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu lan ne oldu? Ya nefesi kuvvetli biri var dedi. Gittim herif sapık çıktı. Yalandan kaçtı be. Vay şerefsiz vay be. Ben dedim sana be Melekşe, gitme şu filmçiye diye. Şimdi gidip ben bu herifin kemiklerini kırmaz mıyım? Hem de mübarek Ramazan günü. Yuh be efendim. Evet ya. Gebertelim alçağı ya. Bir temiz dövelim, bir daha kimseye asılamasın. Kafasını kıralım şimşek. Dişlerini dökelim şerefsizim. Adım edelim abla. Hop hop hop. Durun bakalım ya. Hemen celallenmeyelim. Ne yani abi? Yaptığın yanında kar mı kalacak ya bu adamın? Kalmasın tabii de. Öyle eşkıya gibi mekan basmakla olmaz. Benim çok daha kral bir planım var abi. Anasından doğduğuna pişman edeceğiz o sapıyı. Ne yapacağız be? Göreceksin Muharrem. Çok güzel plan ya. Oh be. Düşündükçe keyif veriyorum vallahi. Acayip. Hava getirdim. Al, al, al. Ya güzel plan dediğiniz bu muydu be? Bir kadınlığımız eksikti yani ha. Allah Allah. Sakin ol be abi. Relax. Güzel ol. Şu boya şu posa endama bak. Bak Muharrem abi yanlışım varsa düzelt ama Allah seni kadın olarak yaratmalı inşa. Ya senin kocamla nasıl dalga geçersin be? Terbiyesiz. Bir dakika. Planı tekrarlıyorum. Muharrem bu kılıkta üfürükçe inecek. Çocuğum ol mu? Yardım et, efendi diyecek. Üfürükçü de bulmuş Muharrem gibi cazibe merkezli kaçıyı. Ne yapacak? Hop, trampolayıp bu sallat olacak. O zaman da benim ona bir çift lafım olacak. Beden diliyle konuşacak. Bu şenlik kaçmaz be. Hadi gidelim, yürü. Haydi. Hadi. Hadi. Gelin, gelin. Şişt, tamam. Atış, tamam. Ne yapıyorsun? Kapat şunu ya. Ha, tamam, tamam. Ses çıkarmayın. Hadi. Menekşe, ne geziyorsun sen burada ya? Git minibüse. Herif seni görünce mevzuya uyanmasın. Tamam be. Kapıyı çağırsana bacım. Ya vallahi var ya böyle bir dinle gideceğim beter ha. Sesi de incel, abi incel. Tamam, tamam be. Tamam. Ne arıyorsunuz burada? Siz de kimsiniz? Derdimize derman bulmaya geldik ey yüce insan. Kapınızın eşiğine yüz sürmeye geldik. Yedi duvardan metinizi duyduk. Derdimize derman bulmaya geldik. Öyle mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hepinizin dermanı bende. Siz hiç merak etmeyin. Sen içeri gir bacım. Biz burada bekleriz. Tamam kardeş. Sırayla teker teker gelin. Gel kızım, geç otur şuraya. Maşallah, hep de güzelmişsin. Bıngalı bıngalı, bıngalı bıngalı. Ay o ne biçim laf hoca efendi, utandırıyorsunuz beni. Rahat ol kızım benim yanımda. Ay şu peçene bakayım. Ay ne yapıyorsunuz hoca efendi, namerhemdir namerhem. Ben hiç kimseye daha mahrem olmam yavrum. Derdin nedir peki? Hoca efendi benim çocuğum olmuyor, sizden derman almaya geldim. Tam yerine gelmişsin. Uzmanlık alanıma girer çocuk ya. Bak bilmez miyim sapık herif. Şimdi ben seni bir okuyup üfleyeceğim.
Nasıl üfleyeceğini bilirim ben senin ırk düşmanı senin. Ben üfledikten sonra çocuğun olacak. Soyun bakayım. Ay ne oluyor be? Anne. İşte güçlüyüm. Açma ürkek ceylanım be. Ay yapmayın, iffetin namusum var benim. Bu cezendi. Dur bakayım canım. Ay çok utanırım vallahi. Billahi çok utanırım. Bu portakallar da nereden çıktı? Yoksa senin göğüslerin sahte mi yavrum? Sahte tabii ya. Tıpkı senin gibi sahte namus herif. Gel lan şuraya ha. Utanmıyor musun lan helalimi? Bırakın, bırakın şuraya. Muharrem dayağı başlamış bile. Dur lan sen. Yürü lan. Bu kim be? Vallahi komiserim, kart vizitine bakarsanız görürsünüz. Kendisi din istismarcısı, cinsi sapık ve aynı zamanda Bip oğlu Bip'in tekidir. Bip oğlu Bip mi? O ne demek? Oruçlu oruçlu ağzımı bozmayayım şimdi komiserim. Orayı bipleyip geçiyorum işte, anlayın artık. Gülmeyin! Muharrem, sen niye bu kılıktasın be adam? Niye olacak komiserim? Sonunda gerçek kimliğini buldu işte. Tövbe tövbe. Siz bakmayın bu zevzeklere komiserim. Bu sapığı yakalamak için bu kılığa girdim. Allah Allah. İyice kafam karıştı ya. Ne sapığı be? Muharrem abi doğru söylüyor komiserim Şimşek. Bu herif var ya hakikaten sapıktır komiserim. Hmm. Hem de ne sapık? Kardeşim sen ne iş yapıyorsun? Üflüyor komiserim, üflüyor böyle. Üflüyor mu? Ne üflüyor? Komiserim ben anlatayım mı? Bu herif kendine muhterem zat der. Ya efendim sözü bana bu adamın nefesi kuvvetliymiş. Herkese okuyup üfleyip derman dağıtırmış. Ha üfürükçü. Ya komiserim bilirsiniz bizim bu annemle çocuğumuz olmaz. Hani ben de bu adama gideyim belki derman bulurum dedim. Ama o ayrı herif bana sarkıntılık yaptı. Ne? Vay namussuz vay! Rezil herif! Böyle bir mübarek ayda insanların dini duygularını istismar etmeye utanmıyor musun? Yaşa komiserim, biz de aynen öyle dedik. Kadın kılığına girip yanına gitti, bana bile sarktı komiserim. Sahi! Buyurun komiserim. At bayar geleği nezarete. Başüstüne komiserim. Yürü bakalım. Yürü. Hadi, yürü. Önce girersin. Vay be çocuklar. Gözlerime, kulaklarıma inanamıyorum. Bu duyduklarım gerçek mi? Siz bugüne kadar hep kavga edip geldiniz buraya. Ve şimdi ilk defa böyle güzel bir iş için geldiniz ha. Ay çok duygulandı komiserim be. Beni çok mutlu ettiniz çocuklar. Ey hikmetinden sual olunamayan tanrım. Gördünüz mü? Bunlar beni ne kadar mutlu ettiler. Bana bugünleri yaşattığın için sana şükürler. Gidin, gidin. Daha fazla görmek istemiyorum. Adam senin için beni ağlar be. Ben de dayanamayacağım. Zerif be. Sen artık beni sevmezsin, bilirim. Aa, nereden çıkardın onu Şahanem? Senin sevginle atar yüreğim be. Sevmeyi bıraksam anında düşer ölürüm be. Hadi oradan be. Madem öyle, niye gelmezsiniz beni istemeye? Hazır anam da razı olduydu. Şahanem, görmez misin? Fırsat mı oldun ya? Menekşe Hanım'ın üfürükçüsüyle uğraşmaktan istemeye fırsat kalmadı ki. Hakikaten be efendim. Bir üfürükçü sapığımız eksikti yani. Ha. Ama bugün yarın bir rahatlayalım, hemen geliyoruz istemeye Şahanem. Siz bilirsiniz valla. Elinizi çabuk tutarsanız sizin faydanıza yani. Ben de talipli çok onu diyorum canım. Bana bak, öldürürüm o talipleri ha. Gel bakayım buraya, gel. Ya yavaş be üstten be. Yavaş be üstten be. Allah Allah. Hadi indir indir. Hadi hadi. Şunu nereye verelim Muharrem abi? Şu karşıki eve verin tamam mı? Dernekten geliyoruz dersin. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Ha, ver orada Rıza abine. Ha. Hadi ver Rıza. Var ya, heykeli dikilecek adamsın Muharrem abi. Niye be? E niyesi var mı abi? Ne güzel. Her Ramazan fakir fukarayı böyle yardım dağıtıyorsun abi. Var ya, koordinatlarını tam bilemeyeceğim ama öbür dünyada cennetin ortasında yerin hazır abi. Abartma be Rıza. Ben bu mahallenin bıttanı ben yaklayacağım da kim yapacak? Hep derneğin parasıyla yaparım. Doğru. Başkası olsa derneğin parasını aynen cebe indire Gandhi. Herkes sen mi olur parayı cebine indire Gandhi yapsın. Aa, gibi. Bir dakika ya ne dedik ki? Buyur muhtar, hoş geldin. Çiçek bak kızım, bu torbanın içine un, şeker, yağ, pirinç falan var. Bir ihtiyacınızı görürsünüz belki. Dendek de arkadaşlarla topladık. Allah senden razı olsun be muhtar.
Bu dar günümüzde hazır gibi yetiştin valla. Dur dur dur, ağır kızım, sen kaldıramazsın. Dur dur bakayım kızla. Kes kes kes. Hadi. Bu senin küçük kız niye yatakta? Asla mı? Ah, sorma muhtar başımıza gelenleri. Canım. Yolda yürürken araba çarptı kızıma, bacağı kırıldı. Çok geçmiş olsun abla. Sağ ol. Geçmiş olsun Güneşciğim. Sağ ol amca. Doktora götürecek paramız yoktu. Biz de çıkıkçıya götürdük. Ama kemikler yanlış kaynamış. Yürüyemiyor yavrum. Ameliyat olmasın. Ben ağlama ben çiçek. Bak sen de söyledin. Ameliyat olunca iyileşecek demek ki. Ama bizim paramız yok ki amca. Ah canım, sen üzülme. Para bulunur elbet. Kaç para isterler be çiçek? 6,5 milyar muhtar. Çok para be. Ya çok para. Güneşim, sen hiç üzülme. Bak sana söz veririm. Ne yapıp edip o parayı bulacağız. Sen de arkadaşlarınla koşup eğleneceksin inşallah. İnşallah amca. İnşallah kızım, inşallah. Hadi bize müsaade. Rıza, bütün millete haber ver, biz de toplansınlar. Tamam Muharrem abi, şimdi sen. Lan gel efendim, otur gel. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Sultan. Oğlum otur yerine be. Otur kız. Şimdi ayrıldı Muharrem, niye çağırdın hanım seni? Mesele ciddi pembe. Aa, hayırdır ulan? Bizim mahallede öyle pek ciddi meseleler olmaz. Ya bir susa, sana anlatacak tamam, Muharrem abi. Anlat Muharrem abi. Yukarı mahallede fakir bir kadıncağız var. Canım. Kocası yok. Şuncacık bir küçük kızıyla iki göz odada oturur. Kızcağıza araba çarpmış. Ay ay ay, ne dersin ulan? Araba mı çarpmış dersin? Bir şey olmuş mu? Çıkıkçıya götürmüş de kemikleri yanlış kaynamış. Ay kurban olduğum, kıyamam ya. Ama... tedavisi yok mudur? Var. Ameliyat olması lazım. Ama ameliyata da 6,5 milyar lira para lazım. Bu parayı bizim toplamamız lazım arkadaşlar. Ben de bu kadar var vallahi. Hadi beyler, pamuk eller cebe. Hadi baba. Al beter, bütün param budur. Çocuk sevinsin. Olacak. Annesi sevinsin, ailesi sevinsin. Ben de bu kadar var vallahi. Ver bakalım ya. Bende de bu kadar var abi. Al sen de ver. Ver ana, ver. Ver, ver de. Ay, bu para ancak çocuğu taksiye koyup hastaneye götürmeye yeter. Betim'im, Gaytan'ım, sen biraz daha veriyorsun. Ben herkesten fazla verdim pembe. Ama olur mu hanım, sende de herkesin fazla para vardır. Ben oradan bir banknot görüyorum. Ver anam onu da uç. Al, burada 1 milyar vardır. Al, tam 1 milyar. Kurban olsun. İyi de bu para da yetmez pembe abla ya. Para toplamamız lazım. İyi ama nasıl? Nasıl? Aa, bir fikrim var. Nedir? Ya biz Ramazan eğlencesi yapmıyor muyuz pembe abla? Bir gecelik Ramazan eğlencesi gelirini bu kızcağıza bağışlarız. Olur biter mesele de, böyle çözülmüş olur. Çok kral fikir be. Hem karto yaparız hem de fasıl yaparız. Karagöz bile yaparız anasını satayım. Yanlışım varsa düzeltin ama çok kral sihirbazlık yaparım ben. İyi de ama patron kabul edecek mi bunu bakalım. Eder tabii ya. Biz patronla konuşuruz değil mi Rıza? Tabii abi, konuşuruz şipşak. Uş, ay anam, ay ay, içimde bir ferahlık doğdu. Şöyle atladım, bulaşalım uşağı. İnşallah kız bebe. Akşam oldu, göndersene sevdiğimi.
Sallasana, sallasana mendilini. Akşam oldu göndersene sevgilini. Sallasana, sallasana mendilini. Akşam oldu göndersene sevdiğimi. Sağ ol be patron. Sayende yapılıyor bu yardım gecesi vallahi. Ne demek be Rıza? Hayır işi bu. Hem bu çorbada bizim de bu tuzumuz bulunsun yani. Helal şıpşak vallahi. Sağ ol. Evet. Şimdi de çocukların ve büyüklerin heyecanla beklediği an geldi sevgili konuklarımız. İşte şimdi. Karşınızda şimdi. Ünlü sihirbaz Zat-ı Sungur'un öğrencisi Mandrake Selim. Bravo. Sağ olun, var olun. Şimdi size ilk duvar... Ay! Şimdi size ilk numaramı yapacağım. Şapkanın içine yanan meşaleyi sokacağım ve içinden bir deste gül olarak çıkaracağım. Oldu canım, sen onu yap. Ben de bu kulağımı kesmezsem bana da Ethem demesinler. Görürsün Ethem abi. Meşale. Bekleyin şimdi, geliyor çiçekler. Eğer hakikaten yaparsa çiçekleri artık mezattan almam. Çiçeğe çıkarken bir sihir yaptırırım. Sonra çiçekleri alırım doğru çiçeğe. Üf, saçmalama be. Olur mu hiç öyle şey? El çabukluğu bu. Anam el çabuksa daha iyi. Hiç beklemem, hemen çıkarım çiçeği. Abra kadabra. Evet, çiçekleri çıkarmaya hazırız. Bu ateş çiçek olacak. Tepo, tepo. Beş, dört. Ay yanıyor. Allah, yanmış işte. Rıza, söndürün çabuk şunu. Ama ben senin abi yapacağım. Şimdi de sırada tablocu Pembe. Çalım. Vallahi zuldurmam seni. Ah çıtı pıtı mini mini mis kokuyor pamuk teni. Gel bu akşam kuklaşalım. Vallahi zuldurmam seni. Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Ay ay ay. Yetişin dostlar. Yangın var, yangın var, ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. Yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. Sevgili çocuklar, sevgili büyükler. Şimdi de gerçek Ramazan eğlencesi geliyor. Gölge oyununun süper starları Karagöz'le Acıvat. Oo efendim, hoş geldin Karagöz'üm. Güzel sözlüm, eli temiz, yüzü temiz, sözleri tatlı. Hoş geldin köşe surat. Anne vurma çocuğun kafasına, kıracak kafasını Ferhat'ımın. Ya bir dur be Belekşem, oyun böyle. Aman Karagöz'üm, akşamı şeriflerin hayır olsun. Senin de sülaleni sansallar. Bak gene burada. Vallahi attıracak tepemi tasına. Aman Karagöz'üm, ben sana iltifat ediyorum. Sen sabana vuruyorsun. Yazıklar olsun, yazık. Hoş geldin kazık. Daha hızlı vur beterim, daha hızlı vur da. Kızımın peşinde dolaşmak neymiş görsün o. Ya kız ana, bir rahat dur be. Aman Karagöz'üm. Oğlum kızım. Öyle bakalım. Gördün mü işler? Geyiklerle keşiş. Aa, dayanamayacağım artık be. Ay yeterli. Allah nasıl ya? Allah şaka yapıyor mu Allah ya? Allah bu oyun. Allah Allah. Şu halime bak ya. Mahvettin beni Menekşe, mahvettin. Oh be, iyi yapmışım. Sen benim yerime nasıl vursun be? Ya Allah, o oyun icabı vuruyordu, oyun icabı ya. Neyse, getir de şu paraları sayalım artık.
Bakalım çocuğun parasını çıkarabildik mi? Çıkaramadık diye üzülme oğlum. Sen ateşe sokarsın şapkanın içine, para olarak geri çıkarırsın. Mandırağı keselim yani. Ya dalga geçmeyin abla ya. O bir kazaydı. Kız ana, ben saydım. Tamı tamına 5,5 milyar vardır. 1 milyar eksik yani ha? Toplayamadık mı şimdi biz parayı bir? Toplayamadık. Aman hemen ümitsizliğe kapılmayın. Durun, bir şey vardır, bir yolu vardır. Edip, geçer bakayım sen yanıma. Gel, gel aslanım, gel, gel, gel. Edip, hani vardı ya anam, biz bilet kestik insanlardan da onların parasını topladık. Onları ver bakayım sen bana. Anlamadım, ne parası, ne bileti? Edip'ciğim, herkesten önce gidip bilet paralarını aldık, kestik ya biletleri. Hadi ver canım sen. Buyur pembem. Aferin sana. Aslanım benim, anlıyorum. Gel bacım, gel. Kurban olsun pembe. Al, şifa olsun inşallah sana. Sana bu parayı bulacağız demişim, değil mi çiçek? Allah sizden razı olsun. Nasıl teşekkür etsem bilmem ki. Teşekküre ne gerek abla, insanlık görevimizdir. Anam yok. Hadi gidelim, ben artık bu manzaralara bir dayanamıyorum. Hadi itim, hadi Beteray. Hadi Bedekşe. Sultan. Sultan, yarın akşam gelip seni isteyeceğiz ya. Tamam lan, tamam. Geç gel hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sultan, bunlar hoş sana. Geldiniz. Ayrola ulan, yolunuzu mu şaşırdınız? Bu ne böyle, eşeğini yolda kaybeden deve kervanı gibi nereye gelirsiniz böyle? Yok pembeciğim, biz size gelmiştik Ferhat'ı sultana istemeye. Karakoldan ne pembe abla, şikayetimizi geri almıştık ya. Ay sen de tamam gelin demiştin. Tamam. Ayakta kaldınız, buyurun oturun. Tamam. Hadi. Ağzıma sok bari. Size lokum getirmiştik. Öyle mi? İyi ettiniz. Ver anam onu bana. Al kız, sakla, sonra bakkala geri satarız onu. Ay tamam be Pembe abla. Şimdi. Demek ki sultanı istemeye geldiniz. Yeah. Hoş geldiniz de anam. Kime istersiniz sultanı? Zengin bir akrabanız mı vardır? Eğlenme bizimle Pembe. Ferhat'a isteriz tabii ki. Öyle mi? Ferhat'a. İyi de bu kara çocuk zengin değil ki anam. Vay be. Zengin olmak şart mı yani? Her şey zenginlik mi? Tüpü tüpü. Bak işte. Bebe, bilirsin mübarek Ramazan ayını da idrak ederiz. Şimdi yuvalarını kurarlarsa bereketli olur. Doğru doğru, bereketli olur. Ya. Ne dersin bebe, verecek mi sultana? Şimdi anam, ben kaç para başlık istemiştim sultana? 50 milyar. Peki, sen kaç para biriktirdin? 3 milyar. Hepsi bankada, istersen hemen getiririm ha. Uzat şu parmağını kızım, uzat. Ne olur be. Ay kız ana, ne yaparsın? Konuşma. Aç anam avucunun içini. Aç. Ha bak, bu tırnağı kapa ulan şimdi. Şimdi, o biriktirdiğin 3 milyarla sen anca sultanımın bu tırnağını satın alırsın, anladın mı? 47 milyarı da topla getir anam, geri kalanını da veririm sultanın. Haydi, naç, naç hadi, haydi. Alay mı ediyorsun sen benimle Pembe abla ya? Asıl siz mi belli alay ediyorsunuz ha? Ben sizin gibi işsiz güçsüz takımına fıstık gibi kızımı veririm be. Haydi defolun, hadi naç. Çok ayıp etti Pembe, çok ayıp etti. Naç. Of be, eyvah.